Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü masalımızın ismi Deve Hörgüç. Deve Hörgüç Allah'ın Kerim ismini öğreniyor. Ama masaldan önce Hörgüç size kendini tanıtmak istiyor. Ne yapalım? Önce ona kulak verelim mi? Hadi bakalım. Ben bir deveyim. Biz develer çöllerde yaşayan çok dayanıklı hayvanlarız. Sırtımızda dağa benzeyen kambur, çöl sıcaklarında susuzluğumuzu ve açlığımızı gideren yağ depomuzdur. Dudaklarımızdaki yarıklar çölün doğal bitkisi olan kaktüsleri yememizi kolaylaştırır. Burnumuz da havadaki nemi toplayabilecek şekilde yaratılmıştır. Gözümüzde çöl fırtınalarından bizi koruyabilen sık sık kirpiklerimiz vardır. İşte bütün bu özelliklerimiz sayesinde çölde rahatlıkla yol alabiliriz. Etraflarında, çöl yolculuklarında size arkadaşlık eder, yüklerinizi memnuniyetle taşırız diye anlatıyor Hörgüç kendini. O zaman ne yapalım? Biz de artık masalımıza başlayalım. Nasıl başlayalım? Besmele ile başlayalım söze. Çünkü o en güzel kelime. Bereket gelir dilimize, gönlümüze. Melekler de çok sevinir bu söze. Evet, şehirde güzel bir gündü. Hurma ağaçlarının gölgelediği tezgahlarda satıcılar mallarını sergiliyordu. Etraflarında alışveriş yapan insanlar vardı. Anne deve Sergüç barınaktan çıkıp yavrusuna seslendi. Hörgüç, Hörgüç, buraya gelir misin? Hörgüç arkadaşlarıyla oyun oynamaya dalmıştı. Biraz daha kalamaz mıyım anne? Diye sordu. Annesi, seninle konuşmam lazım lütfen bir an önce gel diye cevap verdi. Hörgüç isteme isteme oyunu bırakıp eve geldi. İşte geldim, bana ne söyleyeceksin diyerek annesinin yanına oturdu. Annesi konuşmaya başladı. Yavrum Hörgüç, yarın uzun bir yolculuğa çıkacağız. Bu seninle birlikte çıkacağımız ilk yolculuk olacak. Çölde pek çok zorlukla karşılaşacağız. Bunun için gece erkenden yatıp dinlenmelisin. Hörgü çok heyecanlanmıştı. Yaşasın diye bağırdı. Maceraya bayılırım. Ama anne deve Sergüç biraz endişeliydi. Çöl yolculuğu sandığın kadar eğlenceli olmayabilir, dedi. Gün doğarken anne deve Sergüç uyanma vakti diyerek Hörgüç'ü uyandırdı. Hörgüç telaşla yerinden fırladı. Gidiyor muyuz? Ben hazırım. Hadi hemen çıkalım. Annesi, dur acele etme bakalım dedi. Önce bol bol su içmemiz lazım. Çölde uzun süre susuz kalabiliriz. Öyle de yaptılar. Yola çıkmadan önce bol bol su içtiler. Hörgücün karnı kocaman olmuştu. Annesi hadi gidelim kervanı bekletmeyelim dedi. Anne deve Sergüç'le yavrusu Hörgüç gelince kervan hareket etti. Şehirden uzaklaştılar. Yürüdüler, yürüdüler. Hörgüç çevresine bakınıyordu. Her yer sapsarı kumlarla kaplıydı. Etrafta tek bir ağaç bile yoktu. Kızgın güneş başlarını yakıyordu. Ayaklarının altındaki incecik kumlardan dumanlar yükseliyordu adeta. Sanki kumlar alev alev yanıyordu. Ayaklarının yanmasından korkan Hörgüç, adımlarını korka korka atıyordu. Bir adım, bir adım daha. Aa hayret, ayakları hiç yanmıyordu. Hörgüç şaşkın şaşkın, anne nasıl oluyor da bu kızgın kumlar ayaklarımızı yakmıyor diye sordu. Annesi güldü. Ayağını kaldır bak sana bir şey göstereceğim dedi. Hörgüç ayaklarından birini kaldırdı. Annesi Hörgüç'e ayağının altını tıpkı bir ayakkabı gibi saran kalın deriyi göstererek, işte bak, bizleri çok seven ve düşünen Allah'ımız kızgın kumlar ayaklarımızı yakmasın diye bize böyle kalın deriler vermiş, dedi. Hörgüç bunu daha önce fark etmediğine şaşırdı. Ne güzel, ne güzel diye bağırarak kumlarda koşturmaya başladı. Böyle gece gündüz yol aldılar. Bir gün, iki gün, üç gün. Uçsuz bucaksız çöllerde gittiler de gittiler. Bir sabah Hörgüç yola çıktıklarından bu yana hiç susamadığını fark etti. Annesine, hava çok sıcak ama ben hiç susamadım. Bu çok ilginç değil mi anne? Diye sordu. Annesi sırtındaki hörgücü göstererek,
Allah'ın bize verdiği bu tepecikler sayesinde susamadın yavrum, dedi. Aa, hörgüç dönüp sırtına baktı. Diğer develer gibi onun sırtında da hörgüç vardı. Bu tepe gibi çıkıntının nasıl olup da susuzluğunu giderdiğini pek de anlayamadı aslında. Büyükçe bir kum tepesini aşıyorlardı o esnada. Kızgın kumların üzerine yatmış bir kertenkele sessiz sessiz onları izliyordu. Şu develer de ne şanslı. Su depolarını sırtlarında taşıyorlar, diye düşündü. Sonra yanından geçmekte olan hörgüce bağırdı. Merhaba. Hörgüç korkuyla sıçradı. Kim konuştu? Kimsin? Nesin? Neredesin? Annesi hörgücü sakinleştirdi. Kumların üzerine yatmış olan kertenkeleyi ona gösterdi. Kertenkeleleri kumların arasından ayırt etmek çok güçtür yavrum, dedi. Allah yırtıcı hayvanlara kolayca yem olmasınlar diye onları böyle kum renginde yaratmış. Etrafa bir bak, saklanabileceği ne kaya arkası ne de bir ağaç dibi var. Hörgüç, gerçekten çölde yaşamak çok zor, dedi. Demek Rabbimiz bizi sıcaktan, susuzluktan koruduğu gibi onu da avlanan hayvanlardan korumuş. Annesi, evet yavrum, Allah çok merhametlidir, diye ilave etti. Hörgüç kertenkeleye dönerek, merhaba, nasılsın kertenkele kardeş, diye sordu. Kertenkele, bu sıcakta nasıl olmamı bekliyorsun, diye hörgücü birazcık da tersledi. Susuzluktan ölebilirim. Hörgüç çok üzüldü. Ya, keşke sana yardımcı olabilsem, dedi. Kertenkele, sırtındaki sudan versene, diyerek hörgüce yaklaştı. Hörgüç ne cevap vereceğini bilemedi. Annesine baktı. Anne deve sergüç kertenkeleye. Ama bizim sırtımızda su yok ki, dedi. O tepecik bizim yağ depomuz. Kertenkele hayretle sordu. Yağ mı? Evet, dedi anne sergüç. Suya ihtiyacımız olduğunda vücudumuz o yağdan su üretiyor. Bu cevaba kertenkele ile birlikte hörgüç de şaşırdı. Demek ki günlerdir bunun için susamıyordu. Fakat kertenkele sergüçün söylediklerine inanmamıştı. Sırtını döndü, kendi kendine saçma, çok saçma diye söylene söylene kumların arasından uzaklaştı. Kertenkele az sonra arkadaşı yılanla karşılaştı. Yılan da susuzluktan halsiz düşmüştü. Hiç kımıldamadan öylece yatıyordu. Kertenkele arkadaşın yanına yaklaşıp, ''Şu develer de ne kadar cimri!'' dedi. ''Sırtındaki sudan bize vermiyorlar.'' Yılan da, ''Onlar vermiyorsa biz almanın bir yolunu bulalım.'' diyerek tısladı. İki arkadaş kafa kafaya verip bir plan kurdular. Deve kervanı dinlenmek için mola vermişti. Geceyi burada geçirecek, ertesi sabah yola devam edeceklerdi. Hörgüç ve annesi çok yorgundu. Kısa süre sonra uyudular. Bu anı bekleyen yılan ve kertenkele yavaş yavaş develerin yanına sokuldular. Yaptıkları plana göre yılan, sergücün hörgücünü ısırıp delecek, akan suyu kertenkele ile birlikte içeceklerdi. Yılan ağzını yavaşça açtı, tam ısıracaktı ki anne gözlerini açıverdi. Yılan ağzı açık öylece kala kalmıştı. Anne sergüç, sen ne yaptığını sanıyorsun, diyerek çıkıştı. Yılan çok korkmuştu, kekelerek, çok çok susadık da hörgücünüzden biraz su almak istedik, dedi. Su almak mı, dedi anne sergüç. Evet, yalnızca birazcık su. Sergüç taşın arkasına gizlenen kertenkeleyi göstererek, ben hörgüçlerimizde su olmadığını kertenkeleye söylemiştim, dedi. Ne laf anlamaz şeylersiniz siz. Kertenkele çok utandı. Suçlu suçlu başını önüne eğdi. Hörgüç seslerini uyanmıştı. Ne var? Ne oldu anne? Diye endişeli bir sesle sordu. Annesi, korkma yavrum. Dostlarımız susamış da bizden su istemeye gelmişler, diye cevap verdi. Yılan ve kertenkele yaptıklarına çok pişman olmuşlardı. Üzgün bir şekilde, çok özür dileriz, dediler. Uzaktan onları dinleyen bir kuş,
"Hey, buraya bakın!" diye seslendi. Hep beraber kuşa döndüler. Kuş, üzerine tünediği kaktüsü gagalayarak deldi. Kaktüsün delinen gövdesinden su sızmaya başlamasın mı? Herkes çok şaşırdı. Kuş, "Çok cömert kerim olan Allah'ımız, Kerim ismiyle çölde bile bize su ikram ediyor. Yeter ki biz bulmasını bilelim," dedi. Kertenkele ve yılan doya doya su içtiler ve kerim olan Allah'a şükrettiler. Hörgüç, çıktığı bu ilk çöl yolculuğunda biricik Rabbinin ne kadar merhametli ve cömert olduğunu bir kez daha anlamıştı ve şükrederek şöyle dua etti. "Ne yapalım çocuklar? Hadi biz de Hörgüç'ün duasını dikkatle dinleyelim." Şöyle diyor Hörgüç. "Sen kerimsin Allah'ım. Cömertler cömertesin yani. Bir sert çekirdek ektirdin topraklara. Çatlattın. Renk renk meyveler çıkardın. Şükürle bölüşmeyi nasip et bizlere de. Sen kerimsin Allah'ım. Cömertler cömertesin yani. Bir pırpır arı gönderdin kovanlara. Öğrettin. Petek petek ballar doldurdun. Tatlı dille konuşmayı zevk ettir bizlere. Sen kerimsin Allah'ım. Cömertler cömertesin yani. Bir minik yürek koydun göğüslere. Genişlettin, kucak kucak dualar bağışladın. Cömert bir insan olmayı ikram et bizlere. Amin." diyerek masalımızı sona erdiriyoruz. Bir başka masalda görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler. Hoşça kalın çocuklar.